Yayındayız. Seçim sonuçlandı. 9'a 6 Millet İttifakı adayı Sayın Burhan Karışık Erdek Belediye Başkanı oldu. Efendim duygularınızı almak istiyorum. Beni destekleyen tüm arkadaşlarıma, tüm meclis üyelerime teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte tüm meclis üyelerimizle beraber güzel işler yapacağız. Ve milletin bu gerginliklerinin artık son bulmasını istiyorum. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle başkanıma başarılar dilerim. İl başkanımıza, örgütüme, belediye başkanlarıma ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız bizi kırmadı, geldi. Bütün programına istinaden buraya geldi. Burada bazı işte vali bey sağ ol geldi, buraya engellemelere çalıştılar. Talimatlar verildi içeri girmemek. Yani ne var? Milletvekilimiz içeri girmek istiyor. Milletin vekili, yani halka açık bir toplantı. Hiçbir sıkıntı yok. Amaç ne? Amaç burada bir gerginlik yaratmaya çalışmak. O, başka bir şey yok. Ama tabii Kuvayi Milliye'nin baş yeri burası. Burada gerçekten hem halka açık toplantı yapacaksınız, hem de milletin vekilini içeri sokmayacaksınız. Ya girmek isteyen kişi sayısı iki kişi. Yani onun için bunda bir şey yoktu, bir sıkıntı yoktu. Keşke olmasaydı. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Şimdi işimiz çok, daha çok çalışacağız. Evet. Yerdeyi inşallah yeniden haksız hukuksuz olan bir süreçten sonra Kur'an Başkanımız devam ediyor. İnşallah daha büyük hedeflere el birliğiyle hep birlikte yürüyeceğiz inşallah. Efendim Seyit Bey yanında, Genel Başkan'ın yanında Sayın Seyit Torun. Seçim bitti. Efendim bir gerginlik yaşandı. Evet. Ve seçim sonuçlandı. Ne düşünüyorsunuz? Tabii böyle bir ortamın yaşanmasını istemezdik. Ama görülüyor ki Sayın Vali devletin valiliğini unutmuş, sarayın valiliğine soyulmuş ve talimatla artık hareket ediyor. Ama ne kadar yaranmaya çalışırsa çalışsın elbette ki o prim vermeyecektir. Bizim halktan aldığımız yetkiyi elimizden alması kanuni değil. Burada vali bir tuzak kurmuş. Tamamen bir tuzak kurmuş. Madem sadece belediye meclis üyeleriyle yapacaksınız bu toplantıyı, niye belediyede yapmadınız? 3000 kişilik bir salona aldıysanız bu halka açık demektir. Herkesin izleyebileceği, herkesin demokratik olarak oradaki seçimleri gözleyebileceği bir alan demektir buraya aldıysanız. Ama buraya alış amacı bizi devletin güvenlik kuvvetleriyle karşı karşıya getirmek, bizim yasal haklarımızı elimizden alma görüntüsünü vermek doğru değil. Asla bunu kabul etmiyoruz. Tekrar yineliyorum. Biz emniyet kuvvetlerine olan saygımızdan dolayı orada bir gerginlik yaratmak istemedik. Ama bilsinler ki burada bir haksız, hukuksuz, adaletsiz bir durum var. Ama hakkı da, hukuku da, demokrasiyi de bu ülkeye getireceğiz. Ve elbette ki suç işleyenler yargı karşısında da bunun hesabını verecekler. Başkan yardımcılarım söyledi. Sonuç, Erdek Belediye Meclisi Erdek halkının iradesine bir kez daha sahip çıkmıştır. Erdek'e hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun efendim. AK Partisi İl Başkanı Sayın Serkan Sarı, seçim sonuçlarını efendim ne düşünüyorsunuz? Seçim sonuçları gördüğümüz gibi, bugün seçimlerde sonuçlandığı gibi Erdek halkının tercihi olan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanına teslim edilmiştir. Asıl olan da hakkı hukuku olan da budur. Bugün burada yaratılan gerginliği de hiçbir şekilde anlamamız ve kabul etmemiz mümkün değildir. Meclisler hepimize açık, meclisler halka açıktır ve bugün meclis üyelerimiz bu iradeye sahip çıkmış ve halkın tercihlerini sonuna kadar müdafaa etmiştir. Hepsini yürekten kutluyorum. Yeni seçilen başkanımıza da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Düşüncelerinizi alalım seçim sonucu ile ilgili olarak. Arkadaşlar belediyeye geçiyoruz. Benim hakkımda verilmiş olan hukuksuz siyasi kararla ilgili yargıda mücadelem daha bitmiş değil. Ama bugün hukuk gereği yine Danıştay'ın mazbatamı iptal etmesi nedeniyle belediye meclisi içerisinde seçim yok. Arkadaşlarımız iradelerine sahip çıktı. Her türlü ahlaksız teklifi almalarına rağmen, hatta teklif bana kadar ulaşılmasına rağmen, bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından işte dosyalarımın temizlenmesi şartları vesaireler konuşularak teklif bana gelmesine rağmen bu ahlaksız tekliflere karşı bütün arkadaşlarım, hem İYİ Partili meclis üyesi arkadaşlarım, hem Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi arkadaşlarım Erdek halkının iradesine sahip çıktılar. Zaten bir sorun yoktu. Bundan da bir tereddütümüz yoktu. Ama onlar her an herkesi kendi saflarına çekebilecek parayla, maddi imkanlarla veya işte ruhsat vermeyerek 2-3 tane belediye meclis üyemize, Burhan Karış'ın kızına,
ve iki tane belediye meclisimize ruhsat vermeyerek, itfaiye de ruhsatı sallayarak baskı kurmaya çalıştılar. Çok yakında onlar bizden daha önce yargılanacaklar. Daha ağır suçlarla yargılanacaklar. İnşallah o günleri de göreceğiz. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Hayırlı olsun. Gelsin. 10 günden beri. Yani o kadar rahatsız edildik ki. Hepimiz rahatsız edildik. 500 üyelerinde var abi. Tüm kanallar bizi konuşuyor. Öyle mi? Canlı yayın yapıyor hepsini. Manşetten almışlar, böyle bir şey yok. Ne diyorlar? Almışlar hepsini sizden canlı yayın, hepsi paylaşıyor. Ajansı önceden takip edin dedik. Neyse, reklamın iyisi kötü. Erdek her zaman için heyecanlı. Abi reklamın iyisi kötüsü yok. İyi bir kötüsü var, kötüsü var. Bu da iyi bir reklam. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen bütün arkadaşlarım, başta İl Başkanım, Genel Başkan Yardımcım, Milletvekilim, İlçe Başkanım, Belediye Meclis Üyelerim, Belediye başkanlarım, emeği geçen herkese, Hüseyin başkanıma, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Adalet yerini buldu. Onlar demokratik, demokrasi dışı, hukuk dışı ne kadar uygulama yaparlarsa yapsınlar, her türlü yasa dışı davranırsa davransınlar, elbette adalet yerini bulacaktır. Bugün olduğu gibi, bugün tecelli ettiği gibi ülkemize de inşallah demokrasiyi ve adaleti hep beraber getireceğiz. Dostlarımızla birlikte, ittifakımızla birlikte bu ülkede mutlaka ve mutlaka kardeşliği yeniden tesis edeceğiz. Ben hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. İnşallah güzel günler hep birlikte olacak, beraber olacak. Erdek'in Millet İttifakı'nın üyelerine büyük bir alkış. Yani İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi birlik beraberlik içerisinde büyük bir oyunu bozdular. Tebrikler, gönülden. İşte bu anlayış hep birlikte iktidara kadar gidecek. Bizler Millet İttifakı olarak önümüzdeki ilk seçimdeki inşallah umuyoruz ve bekliyoruz ki hemen seçim olur, iktidara gelir. Bunların bu telaşı, bu sıkıntısı, o ta artık devletin valisini makamında oturanların bile milletin vekilini bir halka açık toplantıya almaması bile bunun en büyük sorunu. Bu konu getirir yakışmamış. Böyle bir şey olamaz. Bir vali yüzünden, bir kaymakam yüzünden milletin vekili, ki arkadaşımız Ensar Aytekin orada büyük bir mücadele verdi. Onun karşısında milletin, Türk milletinin polisini karşı karşıya getirme çabası beyhudedir. Çünkü yüce Türk milletinin zaten biz kurucusuyuz. Biz bu ülkenin topraklarıyız. Bizim değerlerimiz, en büyük değerlerimiz, milli değerlerimiz, milli varlığımız, polisimiz, bütünlüğümüz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Amin. İnşallah birlik, beraberlik içinde başaracağız. Genel Başkan Yardımcılarım, İl Başkanım. Başkanım öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi tabii ki bir seçim olmuştur, bitmiştir. Burada ittifakın irade göstermesi, birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi son derece önemli. Fakat burada şunu düşünmemiz gerekir. Devlet bizim için kutsaldır. Valimiz de devletimizin görevlisidir. Kaymakamımız da devletimizin görevlisidir. Bundan sonra Erdek'te AK Parti, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri, değerli başkanımız başta olmak üzere çok çok güzel hizmetler yaparak, bu birlik beraberliği sağlayarak ilçemize en güzel hizmeti vereceği ümidiyle tekrar başkanım tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Bizim Millet İttifakı'nın adayı Sayın Burhan Karışık'tı ve bunu geçen gün basına çıkamasıyla dile getirdik. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi oldu, kazanan Erdek oldu. Çok mutluyuz. Ben Millet İttifakı'nın tüm meclis üyelerine ve herkese çok çok teşekkür ediyorum. Erdek'imize hayırlı ve uğurlu olsun. Çok mutluyuz. Evet.
İttifakımızın adayı Burhan Karışık Bey. Seçimde Burhan Karışık Bey belediye başkanı olarak seçilmişti. Kutluyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Erdek bizim erdeğimiz. Erdek için gündüz gece Millet İttifakı olarak çalışacağız. En iyi şekilde getireceğiz erdeğimizi. Teşekkür. Aslında gelişen olaylara baktığınız zaman mevcut geçmiş belediye başkanı Hüseyin Sarı'nın daha belediye başkanlığı seçildikten sonraki süreci de değerlendiriyoruz. Gerçekten haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde süren, görevden uzaklaştırılan bir iki sene daha sonra tamamıyla görevden men cezası almasıyla birlikte başka bir sürece girildi. Burada da belediye meclisinin tekrardan yeni başkan seçmesi gerekti. Valilik tarafından verilen kaymakamlar, emirle beraber bugün de seçim gerçekleştirilmesi var. Tabii ki gönül isterdi ki normal şartlarda belediye meclis toplantılarının halka açık bir şekilde yapılması. Fakat 2000 kişilik bir spor salonunda bizim seçilmiş vekillerimizin dahi içeri almadan bir seçim gerçekleştirdik. Tabii ki kazanan yine Millet İttifakı oldu. 9-6 3 sefer ki yapılan sayımla beraber 9-6 Millet İttifakı oldu. 3 turlu yapıldı. 3 turlu yapıldı. Tabii ki bundan dolayı sevinçliyiz. Fakat oradaki yaşanan olaylardan dolayı da bu olaylardan dolayı da üzüntülüyüz. İnşallah bundan sonra bir süreçte ben her zaman şunu söylerim. Bandırma ve Erdek bir bütün belediye başkanı olduğum dönemden beri sürekli Erdek Belediyesi ile Bandırma Belediyesi birçok hizmetlerimizin birçoğunu buraya da getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra seçilen mevcut başkanımızla birlikte hem Bandırmalı vatandaşlarımız hem de Erdekli vatandaşlarımızla birbirimize korkanıp bir arada çalışmaya devam edeceğiz. Ben şimdiden buran başkanımıza ve Erdekli sevgili hemşehrilerimize hayırlı olsun. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle Erdek'e hayırlı olsun diyoruz. Biz bugün bölge belediye başkanları olarak Erdek Belediye Meclisi'ne diye geldik ama dediğim gibi içeriye alınmadık. Bu önemli değil ama tabii bizim düşüncelerimiz milletvekillerinin içeri alınmaması biraz acayip oldu ve bu olayların gerginliğini getirdi. Normal bir hoş bir şey değildi. Ama iyisiyle kötüsüyle seçim bitti. Erdek yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partili belediye olarak kaldı. Biz buna çok seviniyoruz. Bu bölgenin bir belediye başkanı olarak da belediye başkanı arkadaşımızla birlikte her zaman hareket edeceğiz. Her zaman Erdek'in yanındayız. Bu bölgenin belediye başkanları olarak da her zaman fikir alışverişinde yardımda birlikte olmaya devam. Erdeklere hayırlı olsun. Bugün halk iradesi bir kere daha halk iradesi tecelli etti. Zaten olması gereken oldu. Ancak gereksiz gerginliklerle Erdek halkı gerildi. Burada bence iktidarın oyunu var. İktidar partisinin oyunları var. Bakın zaten meclis aritmetiği ortada. Bu sonuç zaten belli. Başlamadan önce belli. Ancak boş yere bence vatandaş gerildi. Hiç gerek yoktu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz bugün bütün belediye başkan arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle, genel başkan yardımcılarımızla buradayız. Seçimi takip etmek, onlara destek olmak adına. Bence halk iradesi tekrar tecelli etmiştir. Erdek'in olması gereken belediye başkanı görevine başlamıştır. Ben ona başarılar diliyorum. Türkiye'de demokrasinin ayaklar altında olduğunu gördüm. Bütün meclisler halka açık olduğu halde Sayın Genel Başkan Yardımcımız Sayın Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın'ın içeriye alınmaması yani demokraside olacak bir şey değil. Tabii ki bunlar hesabını verecekler. Zaman geldiği zaman kesinlikle hesabını verecekler. Ben burada halkın tecellisini tebrik ediyorum ve yeni belediye başkanımıza hayırlı olmasını diliyorum.